İfade ettiler. Ben de AK Parti grubu adına bütçeyle ilgili söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir. Beykoz Belediyesi 2013 yılında başlayan bir büyümeyle rakamların hangi boyutlara geldiğini görmeniz anlamında tablolar hazırladım. Evet, önceki dönemi hatırlayan meclis üyeleri arkadaşlarımız AK Parti grubunda vardır, CHP grubunda yok ama biz burada bütçe komisyon raporlarını, bütçeleri tartışırken hep işte geliri nereden bulacağımızla ilgili tartışmalar yaptık. İşte komisyonlarda arkadaşlarımız bütçeyi ne kadar kısabilirizin çabasını verdik ama oysa ki bugün gelinen noktada 2016 bütçesi hazırlanırken müdürlüklerden gelen teklifleri sadece birkaç müdürlüğün haricinde değiştirerek aksine arttırarak komisyon bir rapor hazırlamış. Ben bu konuda komisyonumuza ayrıca teşekkür ediyorum. Bütçelerde dengeler her zaman kurulmuştur. Gider bütçesi, gelir bütçesi. Bizim yıllardır çektiğimiz sıkıntı geliri nereden bulacağımızla ilgiliydi. Hamdolsun ki bugüne geldiğimizde ciddi manada bir gelir artışı söz konusu. Evet, diyeceksiniz ki 356 milyonluk bir bütçe. Değerli arkadaşlar, bu bütçe tahmini bir bütçe. Bu bütçenin ister şişirilmiş deyin, ne derseniz deyin, bütçenin 9 aylık gerçekleşmesine baktığınızda siz tabii dolu tarafından değil, boş tarafından bakarsınız. Biz dolu tarafından bakıyoruz. Şu anda 316 milyonluk bir gelir gerçekleşmesi var. 2015 yılı içerisinde söylüyorum. Bu 2016 içinde çok daha büyük rakamlara ulaşacağı da görülmekte. Az önce performans programında da izah ettiğim üzere 200 küsür milyonluk bir yatırım bütçesi, faaliyet bütçesi önerilmiştir. Bu bütçenin içerisinde ilgili birimler, özellikle yatırım yapan müdürlüklerimizin 2016 yılında ciddi çalışmalara imza atacağını şimdiden söyleyebiliriz. Müdürlükleri tek tek incelemek gerekirse, Özel Kalem Müdürlüğümüzün bütçesi 2014 yılında 5 milyon 830 bin iken 7 milyon 213 bin lira, pardon düzeltiyorum, 2014'te 5 milyon 830, 2015'te 7 milyon 213'ten 10 milyon 141 bin liraya yükseltilmiştir. Tablolardan takip edebilirsiniz. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bütçesi 2014'te 24 milyon 900 iken 2015'te 30 milyon 991, 2016'da 35 milyon 500, 325 bin olarak öngörülmüş. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz yine 2014'te 820, 2015'te 1 milyon 15, 2016'da 1 milyon 96 bin lira öngörülmüş. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz 2014 yılında 938 bin lirayken 2015'te 1 milyon 215 bin, 2016'da 1 milyon 207 bin liraya olarak öngörülmüş. Bilgi İşler Müdürlüğü 2014 yılı 4 milyon 598 binken 2015'te 3 milyon 307'ye düşmüş. 2016 yılında 7 milyon 194 bine yükselmiş. Niye yükseldiğini belki arkadaşlar sorularını da hazırlamıştır. Yeri gelmişken söyleyeyim. Geçen yılda bütçe komisyonundaki arkadaşlar hatırlarlar. İlgili birimimizin bir talebi vardı. Fakat biz bunun 2015 yılında olamayacağını öngörerek bütçelerine kısıtlama yapmıştık. 2016 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün kaleminin artmasının nedeni kurumsal olarak bilgisayar sistemlerini, ağını, yazılımını ve en önemlisi de EBS dediğimiz elektronik sisteme ve dijital arşive geçecek olmasıdır. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün artışının nedenini bu şekilde izah etmiş olayım. Hayır, dikkatli dinlersen, rakama da bakarsan olmadığı bir aşikardır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2014 bütçesi 28 milyon 519 binden
2015'te 31.847, 2016 yılında ise 36.559.000 olarak öngörülmüştür. Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz 2014 yılında 178.000 lira, 2015'te 220.000 lira, 2016'da 248.000 lira olarak tahmin edilmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğümüz 2014 yılında 957.000 lira, 2015 yılında 964.000 lira, 2016 yılında da 1.501.000 lira olarak tahmin edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 yılında bütçesi 31.171 iken 2015 yılında 39.972.000 lira, 2016 yılında da 47.942.000 lira. Tabloda göreceksiniz Mali Hizmetler Müdürlüğü niye bütçesini 30'a 9'a kadar gerçekleşeni az diyebilirsiniz. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün bir özelliği yedek ödenek kalemi kendi bütçesindedir. Dolayısıyla yedek ödenek yıl sonunda aktarmalarla kullanılarak en son şeklini alır. Evet, bir diğer övündüğümüz müdürlük 2014 yılından bugüne artarak gelen, evet bizim yüz akımız olan, Beykoz'un yüz akı olan 2B'lerle ilgili birim müdürlüğümüz. Emlak İstimlak Müdürlüğü 2009-2013 yıllarında bütçe komisyonu başkanlığı yaptığım dönemlerde bütçesinin 1 milyonlar, 2 milyonlar düzeyinde olduğunu bildiğim bir müdürlüktü. 2013'ten bugüne herhalde müdürlük sıralamasına bakıldığında da dereceye giren müdürlükler arasında ben bu konuda yeri gelmişken Sayın Başkanımızı da yaptığı çalışmalardan dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum. Evet, 2014 yılında başlayan 2B devirleriyle ilgili bu müdürlükten yapılıyor ödemeler, alımlarla ilgili ödemeler. Dolayısıyla bu yüksekliğin nedeni odur arkadaşlar. 2014 yılında 44.900.000 olan bütçesi, 2015'te 55.443.000 lira, 2016 yılında da 57.475.000 lira olarak öngörülmüştür. Bir diğer yatırım müdürlüğümüz de Fen İşleri Müdürlüğü. Burada 2014 yılında 41.394.000 liralık bütçesi, 2015 yılında 46.148.000 lira, 2016 yılında da 56.516.000 olarak öngörülmüştür. Evet, yine eleştirileriniz içerisinde olabileceğini tahmin ettiğim Fen İşleri Müdürlüğü'nün de şu anda gerçekleşen bütçesinin çok düşük olduğunu görebilirsiniz. Ancak bunun farklı nedenleri de vardır. Geri geldiğinde onları da söyleyebilirim. Çünkü bazı planlanan hedeflerin daha gerçekleşmesinin tamamlanmadığını, mevsimsel bazı faaliyetlerin yerine getirilmediği gibi ve yıl sonuna kadar bu rakamın %60-70'ler seviyesine çıkacağını söyleyebilirim. Ruhsat Denetim Müdürlüğü 2014 yılında 380.000 lira olan bütçesi, 2015 yılında 499.000 lira, 2016 içinde 584.000 lira olarak öngörülmüştür. İmar Müdürlüğümüz 2014 yılında 3.233.000 lira bütçesi, 2015 yılında 4.271.000 lira, 2016 yılında da 5.035.000 olarak değerlendirilmiştir. Aydın abi, senin müdürlüğe geldik abi. Kültür Müdürlüğü 2014 yılında 7.884.000 lira olan bütçesi, 2015 yılında 12.302.000 lira, 2016 yılında da 17.095.000 lira olarak öngörmüştür. Bildiğim için fazla detaya girmiyorum. Sen konuş, ondan sonra da biz konuşuruz. Bir diğer müdürlüğümüz Park Bahçeler Müdürlüğü. 2014 yılı, evet bu konuda başkan uyarırsa sevinirim. 2014 yılı bütçesi 12.072.000 liradan 2015 yılı 17.755.000, 2016'da da 19.129.000 lira yükseltilmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğü 2014 yılında 30.968.000 lira olan bütçesi, 2015 yılında 42.185.000, 2016 yılında da 48.189.000 lira olarak tahmin edilmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğümüz 2014 yılında 1.226.000 lirayken 2015 yılında 1.197.000, 2016 yılında da 1.389.000 lira olarak değerlendirilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğümüz 2014 yılında 1.620.290.87. Nedir bu?
tek bir detle iade olan müdürlüğümüz bu. Asker aileleriyle ilgili bir önceki dönemde harcanmayan bütçe kalemi bir sonraki de devredildiği için rakam küsur attı. 2015'te 1.435.000 olan bütçesi 2016'da 1.465.000 olarak öngörülmüştür. Zabıta müdürlüğümüz 2014'te 5.665.000 lirayken 2015'te 6.861.000 liraya yükselmiş. 2016'da da 7.732.000 olarak öngörülmüştür. Bir diğer müdürlüğümüz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü geçmiş yıllarda bütçesi olmadığı için rakamları veremiyoruz. 2016 yılında 628.000 lira olarak öngörülmüştür. Evet, toplamda da 2014'te 207.000.000 olarak öngörülen bütçe 207.579.526 olarak lira 73 kuruş olarak gerçekleşmiştir 2014 yılı için. 2015 yılı için şu andaki verilerimiz 30'a 9 itibariyle 305.000.000'luk bütçemizin 154.190.000 lirası gerçekleşmiştir. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmasına gelince az önce bütçe komisyonu başkanım açıkladı. Burada personel giderleri var, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik kurumuna ödenenler, mal ve hizmet giderleri, faiz giderleri, cari transferler, sermaye giderleri. Değerli arkadaşlar, burada bilgi olarak size iletmek istiyorum. Burada görünen 114.000.000'lık sermaye giderleri yatırım bütçe kalemi içerisinde yer almaktadır. Bu giderlerin dağılımında tabloda görüldüğü üzere ben sürem azaldı. Hemen gelirle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. 2016 yılı 356.000.000'luk bütçe içerisinde yer alan gelir kalemlerimiz vergi gelirleri, bunların içerisinde emlak vergisi, bina, çevre temizlik vergisi gibi vergiler yer almakta. Toplamda 68.467.000 lira. Teşebbüs ve mülkiyet giderleri 7.859.000 lira. Diğer gelirler dediğimiz 72.200.000 lira. Merkezi idareden alınan paylar bu rakamın içerisinde. Sermaye geliri dediğimizde arsa ve emlak satışından elde edeceğimiz gelir olmak üzere tasarlanmıştır. Değerli arkadaşlar, tablolardan da takip ettiğiniz üzere bütçe artarak gitmiş olabilir. Bunun gerçekleşen hizmetleri sokakta çok rahat vatandaş görebiliyor. Bunun takdirini de zaten görebilirsiniz. 2014 yılında vergi tahsilatları değerli arkadaşlar 512 milyon lira. Bunun içinde iki devler, Büyükşehir'den devralan parseller, merkezi idareden alınan paylar, 2015'ten 30'a 9'a veya bugüne geldiğimizde 373 milyonluk bir gelir gerçekleşmesi var. Az önce 154 milyonluk gider bütçesi belki gördünüz. Toplam bütçeye baktığınızda oranı düşük görebilirsiniz. Ama bir gerçek var ki bir tarafta da gelir. Benim 9 aylık gelirim 373 milyon 2015 yılı için. Ve ben 2016 yılında 356 milyonluk bir bütçe, gelir bütçesi tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu 373 milyonluk gelirin 261 milyonu 2B gelir. Dolayısıyla nereden geldiği noktasında belediyenin 2B'lerin fonksiyonunun ne olduğunu bu tablo açık ve net ortaya koymaktadır değerli arkadaşlar. Bizim sadece satışta değil, evet geliri arttırmamız lazım. Bu gelir belli bir dönem, işte 2B'leri düşünün, 5 yıllık dönemlerde vadeli alanlarla 5 yılınızı gelir olarak düşünebilirsiniz. Ama bu gelirin Beykozlu'ya dönük bizim seçimlerde Sayın Başkanımızın Beykozlu Beykoz'da kalacak ifadesiyle başlayan süreci önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla, imar planları ve çalışmalarıyla, özellikle sosyal konut anlamında yapılacak çalışmalarla Beykoz'un çehresi ve geleceğinin değişeceğini görüyoruz. Değerli dostlar, sizlerin Cumhuriyet Halk Partisi grup
bu adına saygıyla selamlıyorum. Muharrem ayı ve bugünkü Cuma günü hayırlı olmasını bilen bütçe hakkında konuşmama söz alıp başlıyorum. Konuşmama başlamadan öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Yücel Çelik Bey'in rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun diye acil şifalar dilerim. Saygıdeğer meclisimiz 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da önemli kamu kurumları yakın bir yerde güvenliğin en yüksek seviyede olması gereken bir noktada yaşanan terör saldırısında vefat edenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. 7 Haziran seçimlerinin ardından hızla tırmanan terör olayları nedeniyle şehit olan asker ve polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. 13 yıldır ülkeyi yöneten siyasal iktidarın sözde ileri demokrasi diyerek getirdiğini iddia ettiği dönemde barış mitinginde insanlar katledildi. Ülkenin emniyeti, ülkenin istihbarat teşkilatı uyudu. 13 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasal iktidar siyasi sorumluluğuna gerektiğini yerine getirmemiştir. Cumhuriyetin bütün kurum ve kuruluş kuralları ile oynanmış, hukuku yok sayan, despot yönetim anlayışı ile yaşamı zorlaştıran siyasal iktidar 1 Kasım seçimleri ile gidecektir. Böylelikle sürekli kandırıldığını iddia eden AKP de kandırılmaktan kurtulacaktır. Genelde 13 yıldır iktidar olan AKP yönetimine karşı genelde de 11 yıldır iktidar olan bir belediye yönetimi vardır. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 5.018 sayılı kanunun mali yönetimi ve kontrol kanunun genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk 6 aylık uygulama sonuçlarını 2. 6 aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amaçlarından biri, belediyelerin saydamlığı ve hesap verebilmenin artırılması, kamuoyunun gözetim ve denetim görevinin gerçekleştirilmesidir. Fakat Beykoz Belediyesi ısrarla yapmış olduğu faaliyetlerin anlaşılabilir olmamasını engellemek için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Beykoz Belediyesi'nin internet sitesinde 2012 yılına ait kurumsal ve mali beklentiler raporu olduğu halde 2015 yılına ait raporun kısa süreliğine durması kamuoyunun belediyenin ilk 6 aya ait faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmasına engel olmaktadır. Burada web sitesinde yayın, evet, onu şeyi gösteriyorum neticesinde, bu açıdan bilinmesini istiyorum. Yayınlanmamış mı, yayınlanmış mı? Yani şimdi web sitesinde evet. 2012'de yayınlanmış, dolayısıyla 2015'te yayınlanmış. Evet. Ne yazmışsınız? Verim, başkana da verim ben, Sayın Meclis Başkanımıza, daha sonra takdim ederim. Değerli meclisimiz, 2016 bütçesinden rakamların diliyle bahsetmek istiyorum. 2015 yılı bütçesi ek bütçeli toplam 305 milyon liradır. İlk
9 aydaki harcamalara bakıldığında bütçenin yaklaşık %54'ü kullanılmıştır. Dönemin bitmesine 3 ay kaldığı halde bütçenin yarısının kullanılmadığı görülmektedir. 2014 yılında Beykoz Duyu hizmet götürülmesi için fakat gerçekleşmeyen tutar yaklaşık 39.673.000 liradır. 2015 yılı 9 ayı için ise gerçekleşme oranı %54'tür. Rakamlar göstermektedir ki belediyemizin kasası dolu olmasına rağmen bütçe gerçekten uzak yapılmaya devam etmektedir. Her işleri müdürlüğü 2015 yılında bütçedeki payı %15. 2016 yılındaki payı da %15'tir. 15'te kalmıştır. Bu Beykoz'da 2016 yılı içinde hizmet sunulmayacağının göstergelerinden biridir. Her işleri müdürlüğü belediyenin hizmet götürme noktasında lokomotifidir. Bu müdürlük bütçesine ayrılan pay belediyenin hizmet sunumuna stratejisine göstermemektedir. Fakat kaynakların kullanılmadan gerekli ön çalışmanın sağlıklı yapılması gerekmektedir. Örneğin 02.09.2015 tarihinde yapılan belediye mali malı olan 36.745 ton asfaltın sadece serimi sıkıştırılması onarımı işi için 102 gün süreli iş ihalesi bedeli 1.457.000 liradır. Kocaeli Yavuz'a adresli 5 yıllık şahıs firması bu iş ihale edilirken kaynakların doğru kullanılması için gerekli ön araştırma yapılmış mıdır? Değerli arkadaşlar, 2015 yılında hizmet götürmediğiniz bunu rakamlarla söylemektedir. Ben işleri müdürlüğü 2015 yılının ilk 9 ayı verilerine göre gerçekleşme oranı en düşük müdürlüktü. Bu oran sadece %21'de kalmıştır. Özel kalem müdürlüğü nedense başarılı bir şekilde artış göstermeye devam etmektedir. 2014 yılında yaklaşık 6 milyon, 2015 yılında 7 milyon, 2016 yılında ise 10 milyon öngörülmüştür. Aynı şekilde sadece bütçe tahmininde yükseliş trendi devam eden başka bir müdürlük daha var. Kültür Müdürlüğümüz. 2014 yılında yaklaşık 12 milyon, 2015 yılında 15 milyon, 2016 yılında ise 17 milyon olarak tahmin edilmiştir. Bu müdürlük geçen yıl bütçenin %148'ini gerçekleşme oranıyla birinci olmuştur diğer müdürlükler arasında. 2015 yılında 3. çeyreğinde gerçekleştirme oranına bakıldığında bütçelerden daha fazlasını kullanarak birinci olacağı görülmektedir. Beklentimiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün de yüksek oranlara ulaşmasıdır. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, Kültür Müdürlüğü'nün organize ettiği 2014 yılındaki Edirne gezisi ihalesi hakkında sözleşmesinde otelcilerin yakıtın yükleyici firmaya mı ait olduğu veya belediyeye mi ait olduğu defalarca yazılı ve sözlü önerge olarak sorulmasına rağmen ısrarla bu sorunun cevabı verilmemiştir arkadaşlar. 8.10.2015 tarihinde
verdiğiniz cevap Bozok'un Ulaştırma Müdürlüğü tarafından karşılandığı belirtilmiştir. Sorulan soru basit. 2014 Taksim 70.847 kayıt numaralı ihale sözleşmesine göre yakıt kime ait? İhale sözleşmesinde yakıt belediye ait olmadığı halde. Sayın Başkan, Sayın Sarı Başkan, Bütçe Komisyon Başkanımız Emin Yavuz'la ilgili görüştük. Komisyondaki diğer müşterilerimizle de birlikte görüştük. Evladı kendini sağ olsun. Verdiler. Bu konuyla biz burada konuşmak zorundayız. Yani burada olanı biz konuşuyoruz. Lütfen siz de bizi dinlerseniz kitabında tekrar konuşursunuz. Biz cevap verebiliriz. Ama siz de lütfen dinleyin. Kültür Müdürlüğü, Ulaştırma Müdürlüğü'nden 26 bin sürece iş için her gün bir otobüs için 210 litre almak üzere toplamda 5 otobüs için 1050 litre. 26 gün boyunca toplamda da 27 ton 300 litre yakıtın verilmesi için neden talepte bulunuyor? Neden Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıkoğlu bu talebi olur vermektedir? Bu Beykoz'un kaynaklarının israfı değil midir? İadeye alan firma Hürkan Lojistik Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limitleri şirketidir. Değerli arkadaşlar, meclis başkanımızla da bırakacağım ben evrağı çıkışta. Yani evrağı da burada getirdim. Bunları vereceğim. Şimdi de göstermiş olayım sizlere. AKP Beykoz İlçe Teşkilatı'nda öncesinde seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yapan 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de AKP Beykoz İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin başkanlığını yürüten ve şu anki AKP Beykoz İlçe Başkanı'nın şirketi midir? 2016 yılı bütçe tahminlerine bakıldığında geçmiş dönemlerle kıyasladığında en dikkat çekici müdürlüğün Park ve Bahçeler Müdürlüğü olduğu görülmektedir. Bu müdürlük 2016 yılı 19 milyon olarak bütçelenmiştir. Ben işleri müdürlüğünün bütçesinin neredeyse yarısına sahiptir. 2015 yılının ilk 9 ayında bütçesinin sadece yaklaşık %26'sını kullanan bu müdürlük bütçesi hangi öngörüyle bütçelenmiş anlaşılır değildir.